Bu videoda otizm spektrum bozukluğunun nasıl yönetildiğinden bahsedeceğiz. Bunu nasıl yapabildiğimizden söz etmeden önce otizm spektrum bozukluğunu tanılamak için kullandığımız kriterleri açalım. Kriterlere baktığımız zaman otizm spektrum bozukluğu tanısı koyabilmemiz için bir kişide tespit etmemiz gereken iki ana belirtinin şunlar olduğunu görüyoruz. İletişim ve etkileşimde sorun ve kısıtlı, tekrarlı davranışlar ve burada bu problemlerin gözlemlenebileceği çeşitli durumlar belirtilmiş. Yani bir kişinin otizm spektrum bozukluğuna sahip olup olmadığını tespit etmek istiyorsak ilk bakacağımız şeyler bunlar. Ve otizm spektrum bozukluğuna sahip birinin yaşayabileceği başlıca problemler bunlar olduğu için otizm spektrum bozukluğunu yönetmek söz konusu olduğunda odaklanmamız gereken şeyler yine bunlar. Otizm spektrum bozukluğunu yönetmek söz konusu olduğunda Unutmamamız gereken şeylerden biri de şu. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bir kişinin durumu bir spektrum üzerinde bir noktaya denk gelir. Yani otizm spektrum bozukluğuna sahip kişilerde iletişim ve etkileşim kurmakta yaşanan sıkıntının büyüklüğü ve kısıtlı ve tekrarlı davranışların ciddiyeti kişiden kişiye çok büyük değişiklik gösterir. Dolayısıyla Otizm spektrum bozukluğuna sahip kişiler için bireyselleştirilmiş yönetim planları oluşturmak gerek. Böylece planın kişinin güçlü yanlarına ve semptomlarına nokta atışı yaptığından emin oluruz. Çünkü bu iki özellik kişinin otizm spektrumu üzerinde bulunduğu yere göre çok büyük farklılıklar gösterir. Burada tedavi etmek yerine yönetmek sözcüğünü seçtiğime dikkat etmişsinizdir. Bunun nedeni otizm spektrum bozukluğuna sahip kişilerin yaşadığı sorunların bir tedavisinin olmaması. Dolayısıyla bu sorunları kişinin gündelik hayatına olan etkilerini en aza indirerek yönetmeye odaklanıyoruz. Özellikle çocuk küçükken ebeveynlerini, diğer aile bireylerini ve öğretmenlerini çocuk için ideal bir ortam yaratmak yönünde teşvik ediyoruz. Bu otizm spektrum bozukluğunun yönetiminde önemli bir yer kaplıyor. Peki acaba nedir bu ideal ortam? İdeal ortam, otizm spektrum bozukluğuna sahip kişinin yaşayabileceği bu tür sorunları hafifleten ortamdır. Şimdi de nasıl olduğuna bakalım. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bir çocuğun iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak için ebeveynler ve öğretmenler çocuğun her gün bol bol etkileşimli oyunlar oynamasını sağlamalıdır. Mesela öğretmen çocuğun akranlarıyla yeterli süre boyunca etkileşim kurmasını sağlayabilir. Bunu da toplu sınıf aktiviteleri düzenleyerek yapabilir. Bu tür sosyal aktiviteler günün önceliği haline getirilir ki çocuk iletişim ve etkileşim becerilerini farklı şekillerde çalıştırabilsin. Evde ise ebeveynler iletişim ve etkileşimi önemli bir öncelik haline getirebilir. Mesela sözlü olmayan vücut hareketleri kullanarak alıştırma yapabilirler. Böylece çocuğun aile bireyleriyle etkileşim kurmak için bu becerileri anlayıp kullanmasını sağlayabilirler. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bir çocuğun bulunduğu ortamda rahat etmesini sağlanması, çocuğun iletişim becerilerini çalıştırması ve geliştirmesinde büyük pay sahibidir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar rutinlere çok bağlı olabilir ve değişimle ilgili sorun yaşayabilir. Bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu yönetirken çoğu zaman çocuğa çok iyi yapılandırılmış bir ortam sağlamaya odaklanırız. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin okula hazırlık, okul sonrası faaliyetler, uykuya hazırlık ve yemek gibi rutinlerin daima aynı olmasını sağlaması gerekebilir bu çocuğun belki daha küçük bir sınıfa yerleştirilmesini gerektirebilir böylece öğretmenle daha çok birebir vakit geçirebilir bu sayede öğretmen de çocuk için günün güzel bir rutin içinde geçmesini sağlayabilir ve eğer çocuğun çok sevdiği bir aktivite varsa mesela arabalarla oynamak gibi bu faaliyet günlük programa eklenebilir böylece çocuğun rutini sevdiği bir aktiviteyi de içerecektir Ebeveyn ve öğretmenlerin otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuğu aşırı uyaran ve rahatsız eden ışık, ses ve koku gibi çevresel uyaranları tespit etmesi ve bunları engellemesi gerekir. Yapılandırılmış bir ortam yaratmak için bu önlemlerin alınmasındaki amaç çocuğun rahat ettiği bir ortam içinde bulunmasını ve iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Otizm spektrum bozukluğunun yönetimi için bazen birkaç farklı önlem daha gerekir. Çünkü otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklarda başka bozukluk ve problemler de ortaya çıkabilir. Mesela otizm spektrum bozukluğu olan bazı çocuklarda dikkatle ilgili sorunlar ve hiperaktivite görülebilir. Bunun nedeni bu çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu adında bir bozukluğun Otizm spektrum bozukluğunun yanı sıra görülmesi olabilir. Veya bu dikkatsizlik ve hiperaktivitenin nedeni anksiyete yani kaygı da olabilir ki bu da otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda yaygın bir sorundur. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yüksek risk grubunda olduğu başka durumlar da vardır. Nöbetler, uyku sorunları ve depresyon gibi. Dolayısıyla bu tür semptom ve durumların yönetimi için kullanılan ilaçlar otizm spektrum bozukluğu yönetim planının bir parçası haline gelebilir.